Profesör Doktor Metin Ütübaydar bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii siz özellikle aslında dışarının neler dediğini Türkiye'ye dair o mesajları getirdiniz ama e, meclis gündemiyle başladık onla devam evet. edelim. Ardından NATO'da neler konuşuldu, asamblede onu da konuşacağız. Şimdi en önemli başlık elbette burada işte ittifak konusu. İzleyicilerimiz hayır evet. diyor, koalisyon bunun adı diyor. Koalisyon art aslında seçimden sonra olur ama belli ki şimdi anlaşılmış her şey. Burada çok önemli artık diyor ki yani 16 Nisan'daki o referandumda tartışılmıştı her şey ama şimdi yasal artık tartışmaya bir gerek evet. yok. Yani malumun ilanı gibi bir şey mi oluyor seçim sonuçları? Nedir e bu? Esasında koalisyon da bir ittifaktır. Yani öyle bakmak lazım. Bunlar hem koalisyonu hem beraber yürümenin şartlarını oluşturuyorlar. Tabii güçlü olan ittifak yapmaz. Yani Şimdi bakıyoruz birbirlerine seçim meydanlarında idam ipi atanlar birisi yüzde elli biri yakalamak için birisi de yüzde on barajının altında kalabileceğini gizlemek için ittifak yapıyorlar. Şimdi bu iş tutmaz. Siyasette ısmarlama iş olmaz. Ismarlama iş terzide olur. O yüzden bu işin tutmayacağını ifade etmek istiyorum. CHP olarak diyorsanız, CHP Türkiye'nin en büyük ittifakıdır. Nereden çıkarıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Şuradan çıkarıyoruz. Şimdi bu son günlerde moda. Herkes soy ağacını araştırıyor değil mi? Herkes anneannesini, dedesini, nenesini, babaannesini merak ediyor. İşte o sorguladıkları dedeleri, ananeleri, babaanneleri hepsi CHP'li. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak hepsi CHP'li. O yüzden ben e, özellikle AKP'lilere buradan tekrar sesleniyorum. Hani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söylerken dikkat etsinler. E, biraz zülfiyare de dokunuyor. Ananelerine, dedelerine de laf söylemiş oluyorlar. Türkiye'nin en güçlü ittifakıdır. CHP'nin ittifaka ihtiyacı yoktur. CHP'nin yapması gereken bir an önce ana muhalefet olarak bizim Adayımızı, adaylarımızı 2019 sürecine açıklamamız gerekiyor. Onları yapmamız <laughs> gerekiyor. İşte efendim erken açıklarsak yıpranır mı lafları var. Niye yıpransın ki bizim açıklayacağımız adayımızın bir defosu mu var? Böyle bir şey yok. Fantaziye gerek yok. Güzellik yarışması da yapmıyoruz. Biz memlekette Cumhurbaşkanı seçeceğiz değil mi? Bir an önce memlekette Cumhurbaşkanı seçeceksek kriterlerimiz de belli. Birincisi diyoruz ki liyakat olmalı. İkincisi de partili olmalı. Çünkü partili olmamanın acısını daha Ekmelettin şey. olayında yaşadık. Orada o acıyı yaşadık bir daha bu acıyı yaşamaya artık Cumhuriyet Halk Partisi tabanının tahammülü yok. Mutlaka ve partili seçmeli. Parti üyelerimiz seçmeli. Biz Cumhurbaşkanı adaylarımızı dışarıda değil evimizde aramamız lazım. Evimizde gerçekten bu liyakata sahip bir sürü adayımız var. Devlet adına karar mekanizmalarında bulunmuş liyakatlı değerli siyaset adamlarımız var. Mesela Hikmet Çetin var. Hikmet Çetin bugün baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş aşamasında iki parti birleştiği zaman genel başkanlığını yaptı. yapmış. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı yapmış. 51 kişilik Cumhuriyet Halk Partisi grubundan meclis başkanı seçilmiş. Ondan sonra e, Sayın Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikayı yönetmiş Cumhurbaşkanlığında. Onun ötesinde Afganistan'da NATO adına görev yaparak hı hı. Afganistan'ı yönetmiş NATO adına ve Batı dünyası adına değerli bir siyasetçi. Liyakat açısından baktığımız zaman. Hı hı. İkincisi olarak Sayın Murat Karayalçın. Evet. Sayın Murat Karayalçın bugün e, Türk siyasetine e, kentsel dönüşüm, toplu konut, konut kooperatçiliği gibi kavramları sokan, Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış önemli bir siyasetçimiz. Önemli bir devlet adamımız. Onun ötesinde... Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği müzakerelerini yapmış, yönetmiş, sonuç almış ve imzalamış birisi. Değerli bir siyasetçimiz. Üçüncü olarak söyleyeceğim, Sayın Deniz Baykal. Cumhuriyet Halk Partisi, işte MSP hükümetinin müzakerelerini yönetmiş, Oğuzhan Asiltürk ile birlikte. Orada hükümetin kurulmasını sonuçlandırmış, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Maliye Bakanlığı'nı yapmış. Enerji Bakanlığı döneminde madenleri devletleştirmiş, onun ötesinde başkan, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı döneminde kardak krizini İtalyanlarla anlaşarak çözmüş, sonuçlandırmış ve 1 Mart tezkeresinin meclisten geçmesini engellemiş bir devlet adamı siyasetçi. İnşallah sağlığı el verdiği takdirde o da aday olabilir. Bu üç tane elimizde devlet adamı var. Yani <laughs> dışarıda aramamıza gerek yok. Bu adaylarımızın içerisinden partimizin önüne sandığı koyup hangisinde olması gerektiğini karar vermemiz lazım. Bir de sadece sadece Cumhurbaşkanı adayımızı değil, Cumhurbaşkanı birinci yardımcımızı da belirlememiz lazım. Bu seçimde ikinci olan Cumhurbaşkanı birinci yardımcımız olmalı. Bu da yetmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayımızı da bugünden belirleyip, üç değerli siyasetçimizi sahaya sürüp, ona göre Devlet adamlarımızda sahada olmamız gerekiyor. Çünkü onlar da bir an önce karar verilecek, hazırlanacak, projeler hazırlanacak, hedefi belirleyeceğiz ve yürüyeceğiz. 2019'da vazoyu kırmadan devleti teslim almamız gerekiyor. 2019'da vazoyu kırmadan devleti teslim almamız gerekiyor. O yüzden partimizdeki partili devlet adamlarımızı göreve çağırarak vazoyu kırmadan teslim almamız gerekir. Bu bunu yapmamız lazım. Bırakmış isimler zaten bunları yani Bunlar üzerinden zaten. tartışmamız evet. lazım ve bunu yaptığımız takdirde göreceksiniz partimiz hem ayaklanacak hem hareketlenecek. Evet. Bütün parti bu işe inanacak. En büyük ittifak Cumhuriyet Halk Partisi'ye biz ittifak Böyle bir nereden alıyoruz ya? Yani? Değil mi şu an sokakta da? Tabii canım en büyük ittifak bekliyor yani. En büyük ittifak şeyler. biziz. Türkiye biz kurmuşuz. Yani biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz ama devlet adamı ciddiyetle siyasette sonuç almış adamlarımızı sokağa sürmemiz lazım. Partimizin önüne sürmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Ve bir an önce yapmamız lazım. Bakın yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı adayımızı, Cumhurbaşkanı birinci yardımcımızı, ondan sonra Meclis Başkanı adayımızı sahaya sürdüğümüz andan itibaren bu iş biter. Dediğim gibi güzellik yarışması yapmıyoruz. Bu ciddi iştir ve devleti ancak devlet adamlarıyla teslim alırsınız devleti bunların elinden ancak devlet adamlarıyla teslim alırız vazo'yu kırmadan. O yüzden bunu çok dikkatli bir şekilde götürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu Bunun ismin önemli bir an önce olduğuna açıklanmasına inanıyorum. yönelik zaten beklenti var şu anda hani işte seçmene baktığımızda. Herkes bunu söylüyor değil mi? Tabii. CHP ne zaman isim açıklayacak diye ki o isimler arasında da biraz önce saydığımız isimler hep iz bırakmış isimler. İşte 1 Mart akıllarda kalıyor. Daha önceki uygulamalar akıllarda. Tabii hep. canım yani bunun yani için çok bir önemli günlük birliği esas Murat uh -huh. Bey yapmış ve evet. e şimdi bakın Afganistan 4 yıl Afganistan'ı NATO adına, batı adına yönetmiş bunu. elimizde birisi Hitmet var. Satın. Evet. Yani 51 kişilik 4. Parti CHP meclis başkanı seçiliyor. Bunların hepsi siyasette sonuç alma başarılarıdır. Siyasette sonuç almış, başarmış biz insanlarımızı, kıymetlerimizi, incilerimizi vatandaşımızın önüne koymamız devlet lazım. Devlet adamlığı işte. Devlet adamlığı budur yani. Şey. Biz dışarıda aramayalım. Dışarıda aramamıza gerek yok. Bizim kendi partimizde var. Devlet adamlarımız bunlardır. Varsa başka devlet adamlarımız onlar da partilerimiz tarafından önerilebilir evet. ama sandık Hı -hı. partinin önüne konulmalı ve bir an önce vakit geçirmeden karar verilmeli. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Hı -hı. ve meclis başkanı adaylarımızı piyasaya sürmemiz lazım. Başka Hı -hı. türlü Olmaz. Bu ittifakı o zaman sağlarız. Bu devlet adamlarımızla sağlarız. Halka gideriz deriz ki kardeşim en büyük ittifak biziz. Biziz ya bizden daha büyük ittifak var mı? Cumhuriyeti kurmuşuz ya Kurtuluş Savaşı'nı yapmışız biz. Evet. Bundan daha büyük ittifak olabilir mi? Bunun vatandaşa hissettirilmesi lazım. Bunu vatandaşa hissettirdiğimiz zaman olayı devlet de anlar, vatandaş da anlar. Hı hı. Benim derdim budur. Siz biraz önce e, Sayın Baykal'ı söylediniz, İzleyicilerimiz de sağlığına ilişkin durumu merak ediyor. Sağlığına ilişkin durum da e, önümüzdeki, olumlu yönde ilerliyor. Önümüzdeki ayın, başında, hı hı. önümüzdeki ayın başında büyük bir aksilik olmadığı takdirde Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de bir rehabilitasyon merkezinde hı hı. burada devam edecek. İnşallah e, Mayıs'a kadar da burada rehabilitasyon merkezindeki e, tedavisi evet. sürer. Mayıs ayından sonra görünür hale geleceğine ben inanıyorum doktor olarak. Biz de saygılarımızı iletelim buradan. Ee, şimdi bütün bunlar olurken tabii öyle maddeler var ki bunun içinde evet. o ittifakla ilişkin. İşte 16 Nisan referandumunda tartışılan o maddeler artık yasal hale getirilmiş oluyor. Mesela mühürsüz zarf ve oy pusulaları yani. Seçim güvenliği nasıl sağlanacak burada bu maddelerle birlikte? İşte hepsi geçerli sayılıyor. Evet. Yırtık da olsa, çizik de olsa hepsi geçerli. Bu nasıl olacak? Yani bunu nasıl aşacağız? Şimdi bunu yani bu karşımızdaki bu anlayışla aşmamız mümkün değil. Masada olmamız gerekiyor. Masada olmadığımız için buna yönelik olarak ancak bazı uyarılar yapacağız mecliste. Bütün hı hı. arkadaşlarımız gereken şeyleri söyleyecek. kamuoyu oluşturmaya çalışacağız. Bazı şeyleri değiştirebilirlerse değiştirecekler. Ancak ben daha biraz önceki yere getirmek istiyorum. Olur, Eğer şunu. biz adaylarımızı böyle üç tane devlet adamı adayımızı ortaya sürdüğümüz andan itibaren devlet pozisyon alır. Devlet bunlara yanlış yapamaz. Bakın bu üç isme, devlet adamı olan bu üç isme YSK sahtekarlık yapamaz. Ha, bu bu başka bir şeydir. Tabii. Yani YSK'ya onlar ne lafı söyleyeceklerini bilirler. Oy çalamazlar. Çünkü Devlet, devlet adamından oy çalamaz. Bu çok nettir. O yüzden adaylarımızı belirlerken oy çaldıramayacağımız gerçekten konuştuğu zaman, söylediği zaman devlet adamlarının da kendisine saygı duyduğu ve haksızlık yapmayacağı kişilerden belirlememiz gerekir. Hı hı. Devlet, devlet adamına haksızlık yapamaz. Çünkü devlet aygıtı var, memuru var, o yüksek seçim kurulu var. Bir yere kadardır bu iş, bir yere kadardır. Bir yere kadar bazı kişilere hukukbazlık, bazı şeyler yapılabilir ama eğer siz karşınızda ciddi devlet adamlarını bunların karşısına koyduğunuz andan itibaren onların oyunu çalamazlar. YSK orada bir... YSK öyle bir dakika <laughs> der. Yani bu o kadar ucuz değil yani. Çünkü teslim almamız gereken 2019'da bir devlet var. Bakın bunlar ele geçirdiler. Devleti şu anda yönetiyorlar. Biz devletin 3 ana kurumuyla, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı ki bu yeni yasaya göre yürütmenin başı olacak, üçüncü de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Bu üç makamı da Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2019'da vazo'yu kırmadan altını çizerek söylüyorum, teslim almamız gerekiyor. Bunu ancak partili devlet adamlarımızla alabiliriz. O zaman hokkabazlık yapamazlar, oy da çalamazlar. İsterseniz bunu kendilerine sorun, söylesinler. Bu, bu tabii çok önemli. Şimdi işte filigranı filigran tartışmaları vesaire her koşulda geçerli olması. E, ama isim çok önemli diyor Metin Lütfü Baydar. Diyor ki o isim olduğu sürece e, YSK bunu yapamaz diyor. Öyle. Ee, devlet devlet adamının işte arkasına taşıyor. geçer. Geçmek evet. zorunda kalır. Bu kadar. Hı, hı. Ee, peki çok fazla yine maddeler var. Mesela %10 barajı burada. E, muhalefet diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi cesaretiniz varsa kaldırın diyor. İşte biraz önce bir örnek verdiniz. Bir taraf %50 artının peşinde, ya, bir taraf %10'u. peşinde ve teki %10'un onun... kaybını gizlemenin derdinde. Hı hı. Ya şimdi birçok parti %10 açamayacağı için bu ittifaka girip milletvekili kapma derdine girecekler. Bu e, yapsınlar dediğim gibi ne kadar yapacaklarını göreceğiz ama... Bakın en büyük ittifak Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyeti kurmuş, tüm Türk milletini kucaklamış bir partidir. Hı hı hı. Biz sadece bunu, bu duygumuzu ve partimizin bu olduğunu o bizi dinleyen vatandaşa, yoldaki vatandaşa anlatmamız ve hissettirmemiz gerekiyor. Kardeşim bak bak benim açtığım el seni seni kucaklıyor, seni kapsıyor. Ben hepinizi kucaklıyorum ve kapsıyorum dememiz gerekiyor. Bunu dediğimiz andan itibaren 2019 bizimdir. Şimdi buraya bakıldığında ittifaka ilişkin maddeler var. Mesela Cumhurbaşkanlığını gören işte Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir şey yok burada zaten. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp başka bir ittifakla hedef gösterebilir mi? İşte ne bileyim mesela ben HDP ile yoluma devam edeceğim gibi. O zaman işte MHP ne yapacak? Bir sürü soru da var. İşte ya da başka partiler katılacak mı? İşte Saadet Partisi vesaire. Evet. Şimdi e Konjantür Abdullah çok Gül önemli. konuşuluyor mesela. Şimdi bir sürü, bakın, yani siyaset o Abdullah kadar Gül, sıcak ki şu an. Abdullah Gül 10. Cumhurbaşkanı. Adalet Kalkınma Partilidir. Evet Adalet Kalkınma Partisi'nin adayı olabilir. Çıksın Adalet Kalkınma Partisi'nden aday olsun. Güzelce kendisiyle Hı. yarışalım. Ama Abdullah Gül başka bir ittifakın adayı olamaz. O Adalet Kalkınma Partilidir. Oradan eğer Tayyip Bey ben olmuyorum derse çıksın oradan aday olsun. O olabilir. Ama onun dışında... Abdullah Gül işte Saadet Partisi belki aday gösterebilir. Eski köküdür. Eski partisidir olabilir ama onun dışında Abdullah Gül oralara yakışır. Abdullah Gül 10. Cumhurbaşkanlığı yapmış. Ha, yani AKP'ye ve Saadet Partisi tabanda kendisini kanıtlamış bir cumhurbaşkanı. O cumhurbaşkanı oralardan aday gösterilebilir. Ee, biz de dediğimiz gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi yani olarak, ideolojik açıdan da, hani oraya, de, bak, oradır da aynı yani. o yeri orasıdır. Evet. Oradan aday olabilir. Biz şimdi e, önümüze bakmamız lazım adayımızı partimizin içinden liyakat esası önemlidir ve partimizin üyemiz üyesinin seçmesi önemlidir liyakatla adaylarımızı koyacağız. Kim kendisini liyakatlı olarak görüyorsa adaylar belirlenecek, koyacak ve oradan çıkacak. O zaman burada şu mu, şöyle mi yanlış anlaşılıyor Metin Bey? Şimdi e, hayır bloğunu ayakta tutacak, işte hayır bloğunu dağıtmayacak bir aday da deniyor ya sürekli. Yani illaki işte diğer kesimden de oy alsın, işte Ekmelettin örneğini yaşadığımız gibi bir hataya düşmememiz Gerektiği için bunu soruyorum yani hani CHP'li bir aday olması gerektiğini bu yüzden vurguluyorsunuz. Yani böyle bir kaygı yanlış bir kaygı mıdır? Evet. Bunu gördük mü hani illa diğer taraftan Şu, da oyalalım kaygısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin partili devlet adamlarına ben üç isim saydım. Hı hı. Tüm partilerin saygısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını çizerek söylüyorum. Yani Sayın Hikmet Çetin'e, Sayın Murat Karayalçı'na, Sayın Deniz Baykal'a, Tüm partilerin saygısı vardır. Tüm hı hı. partilerin saygısı olan kişiler o ittifakı sağlayabilirler. Hayır bloğu falan diye de bir blok oluşturmanın hı. yanlış olduğunu çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en büyük ittifak. Kurucu Parti ya bizden bizim kapsadığımız alandan daha büyük bir ittifak var mı? Sen yani ne diyorum AKP'nin birçok milletvekili soy ağacına giriyorlar. Hepsi dedelerini görüyorlar. E, dedeleri CHP'li kardeşim. Yani e, hepsinin dedesi, ananesi, nenesinin CHP'li olduğu bir ortamda bundan daha büyük bir ittifak olmaz mı? O yüzden bu ittifakı sadece vatandaşa devletin zor durumda olduğunu, devletin yanlış yönetildiğini hı hı. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti tekrar düzenli bir şekilde, vazo'yu kırmadan ele alıp projelerini hayata geçireceğini anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bunları oturup bu adaylarımız bir an önce belirlendikten sonra çalışacaklar. Cumhuriyet e, Cumhurbaşkanlığı öğrenme makamı değildir. Cumhurbaşkanlığına adaylı olup cumhurbaşkanı olduğunuz andan itibaren hı hı. uygulayacaksınız. O yüzden projelerinizi ne yapacağınızı ilk günden itibaren yapacaklarınızı planlayacaksınız. Geldiğiniz andan itibaren uygula, uygulayacaksınız. Bunu bizim bugünden itibaren net olarak deklare etmemiz lazım. Geliyoruz kardeşim. Hı. 2019'da devleti teslim alıyoruz. Aldığımız andan itibaren parlamenter cumhurbaşkan parlamenter sistemi getireceğiz. Fransa'nın yarı başkanlık modeliyle mi parlamenter sistemi yöneteceğiz? Ne yapacağız? Bunları da bugünden deklare ederek, bugünden bir yani çalışmamızı, projemizi ortaya koyarak ve hedefimizin de 2019'da vazoyu kırmadan devleti teslim almak olduğunu altını çizerek belirttiğimizde vatandaş bunu anlar. Devlet de bunu anlar. Devlet de bu adaylarımızın arkasına geçer. Bakın vatandaş da anlar, devlet de anlar. Hı hı. Bunu çok net olarak ifade ediyorum. Evet. Yani illaki işte diğer taraftan da oyalınsın vesaire işte e, bunun için ortak bir aday o formülün e, doğru olmadığını yani parti içerisinde evet ya herkes tarafından örneğin, saygı görmüş aslında Herkes tarafından saygı görmüş <laughs> evet. partili devlette sonuç almış, hı hı. devlet adına karar vermiş kişilerimiz olacak. Evet bu olmalıdır ee, ve tabanın da aslında bir an önce hem seçmenin sokaktaki seçmenin parti ayrımı yapmadan bunu söylüyorum bizler de hani konuştuğumuz için genelde sohbetler esnasında evet. bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının belli bir olması önce. gerektiği yönünde ortak bir görüş var e, sokağa baktığımızda da. Peki bütün bunlar olurken e, harekat var sınırda da. Evet. Afrin harekatı, Zeytin Dalı harekatı diyelim. E, buna ilişkin işte bugün e, Afrin'e girdiği özel harekat timlerinin de ayrıntılar gelmişti. Tillerson geldi gitti. Ne oldu bilmiyoruz. Evet. Ne görüşüldü. Bazı iddialar var ki e buçuk saatte zarraf bile görüşülmüş. ama tabii bilmiyoruz evet. hani ayrıntılarını. Nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi bu harekatı? Şimdi şuradan başlamak lazım. 38. günümüz. Evet. 33 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. 143 143 yaralımız var. Evlatlarımıza buradan hepsine acil şifalar diliyoruz. Annelerin, babalara sabırlar diliyoruz. Yani kolay değil. Aslan gibi evladını toprağa vermek, aslan gibi evladını hasta yatağında görmek hiç kolay değil ama hem e, bas sağlığı diliyoruz hem de hı hı, geçmiş hı. olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve e, işte e, bunun ötesinde de bugün aynı zamanda Hocalı katliamının e, yıldönümü Azerbaycan'da 613 masum insanı e, Ermeniler katletmişti. Onu da bir e, evet, anmış olalım. Hı hı. E, şimdi e, şöyle bir durum var. Bir karar verildi. Afrin'den e, harekat başladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri hedeflerini belirledi ve yürüdü. Çirkin olan ya da şık olmayan diyeyim, hani çirkin olan demeyeyim de şık olmayan yani sanki televizyondan nakden yayın verir gibi harekatla ilgili Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Bey'in bunu yani ilk kongrelerinde bilmem nelerde kalkıp böyle anlatması ve bunu bir e, iç politik malzeme haline getirmesi şık olmamıştır. Siyasi yani malzeme bu, dedi mesela İlker Başbuğ. Yani Hı. bu toplumsal e, toplumsal kabulünü e, zedeleyen bir yapıyı oluşturmuştur. Hı hı. Yani oradaki evlatlar sadece AKP'lerin evlatları değil, hepimizin evlatları, herkesin evladı. Öyle kolay mı ya? Yani orada insanların, bütün annelerin yüreği orada şimdi. Türkiye'deki bütün annelerin ya. yüreği orada. E sen bunu niye bir partiye, bir tek tarafa şey yapmaya çalışıyorsun? Ya şimdi e, aklım almadı ya bir tane küçücük çocuğa işte sen şehit olacaksın falan lafları. Ya bunlar bir cumhurbaşkanına yakışır mı ya? Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki işte patentle yeteri kadar değiliz. E, değilsin tabii. Sen çocukları şehit olmaya özendiriyorsun. Patent e, yapmaya ya da ne bileyim bilimsel çalışmalara şunlara bunlara özendirmiyorsun. Yani bunu e, bir küçücük çocuğun masumiyetini bile iç politika malzemesi olarak kullanmak bir cumhurbaşkanına yakışır mı ya? Olur mu bu ya? Bu yapılır mı? Ayıp bunlar hiç hoş şeyler değil. E, bunları ben e, Tayyip Bey'e yakıştıramıyorum. Yani bir cumhurbaşkanının... Ağırlığına yakıştıramıyorum. Bunlar uygun değildir. Olmamalıdır. Yapılmamalıdır. Devlet adabında, devlet terbiyesinde bunlar olmaz. Olmamalıdır. Hı hı. Yani çocuklarımız okumaya ve şeye özendirilmelidir. Şimdi Tillerson geldi. 3 saat 15 dakika kayıt dışı konuşuldu. Her şey konuşuldu. Arkasından Salim Müslüm Teslim ediyorlar, paketlediler. Yani bize gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Oradan bir şey çala, e, yaratırlar mı? Kendilerine bir kahramanlık yaratırlar mı? Yaratmazlar mı bilmiyorum ama neyin ya karşılığı oldu bunlar? Ne Hayır neler, neyin karşılığı oldu bilmiyoruz. Ne alındı, ne verildi bilmiyoruz. Yani bir kayıt yok. E efendim bunlar gizli. Ya yap bir gizli oturum o zaman anlatın bize. Mecliste bilelim bizde. Ne alındı, ne verildi. Yani biz <laughs> ABD şimdi Afrin Harekatı'na girdiğimizden beri yani Kuzey Suriye'de, Kuzey Doğu Suriye'deki tahkimatını kuvvetlendirdi. Orada sağlam bir tahkimat yapıyor. E, Rusya tarafından bakıyoruz. Suriye ile masaya oturacak mıyız, oturmayacak mıyız? E şimdi ateşkes ilan edildi. Rusya salı günü bir açıklama yapacak. Ateşkesin 30 günlük süresinin bizi kapsayıp kapsamayacağı oradan netleştirildi. Her ne kadar biz kapsamayacak desek de yani YPG kapsamayacak diye söylese de hı hı. E, durum bir defakto, defakto durumda. Yani o kadar çok e, bileşen ya da kontrol edilmesi gereken değişken var ki Afrin'de ve Suriye'de. E, biz artık ipi kaçırır ve anlık savrulur duruma geldik. Hı hı. Üzüldüğümüz ne? E, üzüldüğümüz işte şehitlerimiz ya 33 tane aslan ya, gibi işte. evladımızı ne uğruna verdik? Bunlar olmayabilir miydi? Şu anda TSK'nın arkasındayız. Yaptığı bütün işlemlerin arkasındayız. Eyvallah. Bu başımızın tacı TSK orada başarılı olmalıdır. Hedeflediği şeylerin hepsini almalıdır. Bunlarda hiçbir sorun yok. Her CHP'li de bunu böyle düşündüğünü buradan bütün milletimin bilmesini istiyorum. Yani Tam destek, kesinlikle bu konuda zaten ama Hı. onun ötesinde bu işin buralara kadar gelmesi. Bunları daha sonra tartışacağız tabii. Buraya kadar nasıl geldi? Nasıl oldu? Başka türlü yönetilebilir miydi? Böyle olabilir miydi? Bunların hepsinin daha sonra değerlendirilmesi Suriye gerekiyor. Politikası Suriye politikası mesela daha farklı olabilirdi. Yüzümüze, gözümüze sonrası. bulaştırdık ya. Yüzümüze, hı. bakın 71 tane şehidimizi Elbap'ta verdik. Daha önce işte Fırat Kalkanı operasyonunda. Bugün 33 oldu. Yüzün üzerinde bir de bunlar nitelikli askerlerimiz bizim. Yani evet. hepsi yani özel eğitimden geçmiş, komando, özel kuvvetlerde yetişmiş, çok nitelikli. Devletin yetiştirdiği Başarılı. aslan gibi hı, hı. evlatlarımız. Öyle kolay mı aslan gibi evladımızı toprağa vermek ki? Ya. Yani herkesin yüreği yanıyor ve bunlar niçin yanıyor? Ve sen bunlar orada Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten ve kendisine verilen hedefleri ele geçirmek için mücadele ederken il kongrelerinde bunların reklamını yapıyorsun ya. Hı hı. Yani bir harekat merkezine girerken giymiş olduğun bir askeri gocuğun fotoğrafını Ankara'nın her tarafına bastırıyorsun. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani eyvallah tamam cumhurbaşkanısın. Hareket merkezini sen cepheye mi gittin de üstüne şey giyiyorsun askeri e, gocuk giyiyorsun. Normal orada vali giymemiş. Bunda iki tane bakan bir de cumhurbaşkanına giydirmişler. Askeri gocuk da izliyor. Ya git sen cumhurbaşkanısın adam gibi kıyafetinde izle. Yani bu devlet adabı muhaşeretini kaybettik Elif Hanım. Yani biz bir devletin adabı muhaşereti vardı ya bir cumhurbaşkanının yapması gereken, yapacağı bir ölçülü işler vardı. Bir yakışması lazım hareketin. Yani bir cumhurbaşkanına yaptığı hareketlerin yakışması lazım. 5 yaşındaki kız çocuğuna sen şehit olacaksın, bayrağın da cebinde hazır, üstünü örtecekler denir mi ya? Ya da şöyle Başbakan Binali Yıldırım'ın bir görüntüsü vardı. Hani bizi Afrin'e götür tamam gideceğiz deyip gülerek e, ya olmaz. orada. Olmaz. Yani sen e, orada bütün annelerin de, yüreği oradayken. Hı. Askerimiz 35 kilo tam teçhizatlı ağır makineliyle oralarda o soğuk günlerde yani nereye gittiği ne yaptığı belli olmadan oralarda savaşırken ederken sen de kalk bizi Afin'e götür. Ya bir de Bekir Bozdağ şimdi açıklama yaptı. Yok öyle şey sefer görev hazırlanmadı diyor. Cumhurbaşkanı sefer görev emri şey hazırlandı hazırlanmadı diyor. Evet. Bakın esas arkadaşlar ben çok net söylüyorum buradan seyircilerimize de ifade ediyorum. Esas seferberlik 2019'dur. 2019'da vazoyu kırmadan devleti bunların elinden teslim almak için tüm Cumhuriyet Halk Partililer, sadece şu anda üye olanlar değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Cumhuriyet Halk Partili olmuş kim varsa aileleri harekete geçmeli ve vazo kırılmadan bakın vazo kırılmak üzere. Vazoyu kırmadan devleti teslim almamız gerekmektedir. Bu çok önemlidir. Hep işte son viraj deniliyor ya. Bu, o bu önemli. Yoksa vazo kırılıyor artık. Gitti. Hı hı hı. E, NATO'da neler konuşuldu? Hemen ona da geçelim. E, Şimdi Çünkü NATO'da, soracağım sorular çok. Şeker fabrikaları var evet, mesela. Hemen evet. ona da geçeceğim. Şimdi e, NATO'da e, Amerikalılarla Türkiye'ye olarak bir görüşme yaptık. E, o heyetin içerisinde AKP vekilleri e, onlar yapmak istediler. Amerikalılar bizim de olmamızı istediler. Biz de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Faik Öztrak'la birlikte orada olduk. Gördük. Ee, Amerikalılar e, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak işte Tillerson ve Mattis görüştü sizlerle. Biz e, burada e, yani e, biz bu güvenlik endişelerinize yönelik davranacağız diyerek e, oyalama gayreti içerisindeler. YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyorlar. PKK'yı görüyorlar. Onları farklı olarak değerlendiriyorlar. Bunu çok net, açık ifade ediyorlar. İşte Belki YPG'nin adı değişebilir, şu olabilir. Bir ara Suriye Demokratik Güçleri demişlerdi. Ama Amerikalılar orada Kuzeydoğu Doğu Suriye'de kendilerine üst olabilecek yerleri oluşturdular ve Kürtlerle birlikte orayı kontrol etmeyi hedefliyorlar. Ve biz istesek de istemesek de bunu yapıyorlar. Biz buna ne kadar evet dedik Tillerson'la ne konuştuk, Mattisle ne konuştuk bunları bilmiyoruz. bilmiyoruz Hangi Hiç şeylere evet ne dedik, nereye kadar müsaade ettik? Hı -hı. Yani neyin karşılığında müsaade ettik? Rıza davasında acaba bazı ileri sürülmesi gereken tezlerinden Amerika vaz mı geçecek? Yani o konuda sıkıştırmayacak da biz de buradan mı onların ellerini rahatlatacağız? Bu manevrayı Türkiye'de nasıl yapacak? Hı -hı. MHP kuyruğuna takılmış durumdayken AKP'nin, direksiyonda Bahçeli var iken bu direksiyonu e, Kuzey Suriye'de bir Kürt kantonunun oluşmasına yönelik acaba devlet Bahçeli'ye nasıl yutturacak Tayyip Bey? Önümüzdeki dönem sorular bunlar. Çok bu dolmaları nasıl Bahçeli. yutacaklar? Gerçi birbirlerine idam ipi atıyorlardı şimdi ittifak yapıyorlar. Bu dolmaları nasıl yutacaklar hep beraber göreceğiz. Yani birçok laflar ediyorlardı. Onun ne olduğunu, gerçek yüzlerinin ne olduğunu göreceğiz. Yani e, hayatlarını, kendi bekalarını sürdürmek için planlayanlar bunu sanki devletin bekasını sürdürüyormuş gibi bize yutturmaya çalışıyorlar. Yani biz gördüğümüz hem Tayyip Bey'in hem Devlet Bey'in temel anlayışı bu. Yani biraz onlara da kral çıplak demek lazım. Yani onların bütün derdi kendi bekalarını devam ettirmek. Bunun içinde. de Geçmişte ne kadar birbirlerine söyledikleri varsa yalayıp yuttular. Yeni bir şey yaptılar. Ama bu yaptıkları politika ne kadar doğru, Türkiye için ne kadar hayırlı, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini düzenlemesi açısından ne kadar uygun bunu bilemiyoruz. Bir de sürekli her olayda birbirlerine karşı işte Salih Müslüm konusunda da Bahçeli'nin ne ifadeleri var neticede. Tabii. E hala hafızamızda. En son Kadir Mısıroğlu örneği vardı mesela hasta ziyaretine gidildi. Evet. Ondan önce neler söylemişti Devlet evet. Bahçeli? E ama böyle i̇şte ittifaktan bahsediyorda. Yutuluyor. Ama şu anda. Yutuluyor bu dolmalar, yutuluyor. Şimdi bunu kendi kamuoylarına nasıl anlatacaklar? Yani nasıl bunları işlerine sindirecekler? Hı -hı. Zor bir konu. Yani Allah onların durumunda kimseyi düşürmesin diyorum ben. Yani zor bir durum onlar ee, açısından. Söylediklerinin arkasında duranlar da var. Mesela Davutoğlu da Suriye politikasının arkasındayım dedi. Yapmış olduğum o politikanın demişti örneğin. Ya, arkasında olanlar ya da şimdi var. Davutoğlu, Çok enteresan hakikaten. Yani Davutoğlu eğer onun arkasındaysa... Davutoğlu'nun üzerine bugün, yıkıldı. Bugün uygulanan politika ne? Evet. Yani şimdi, bugün uygulanan yani, politika böyleyse Davutoğlu ne? Yani onlar da birbiriyle. Yani AKP e, kendi arasında tutarlı olan bir siyaseti gürdüren götüren, ideolojisi olan bir parti değil. AKP iktidarda kalabilmek için herkese ittifak yapmayı göze alan, devleti önemsemeyen, sadece kendi yaşamını önemseyen bir şirket zaten. Parti de değil. Yani bakın neden şirket olduğunu ifade edeceğim. AKP eğer yarın bugün iktidardan düşsün 5 sene içerisinde Türkiye'de ben AKP'liyim diye dolanan bir kişiyi bile görmezsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili'lik başka bir şey. Bu devletin kuruluşunda... Çıkarlar mı orada işte böyle devreye girdiği için? Hani Nasıl? Çıkarlar işte menfaatler Tabii canım devrede. yani şirket Dolayısıyla diyorum. Dolayısıyla bittiği yani şirket zaman bitiyor. Şirket belirli ticari kaygılarla, belirli hayatı sürdürme kaygılarıyla yapılan temel anlaşmalar üzerine kurgulanıyor. O yüzden her şey alkışlanıyor. E tabii. Nedenirse. Şimdi e, Devlet Bey bu ittifakı kendi partisinin içerisinde kendisine muhalefet olanları sindirerek iktidarını devam ettirebilmek karşılığında evet dediğini düşünüyorum. Yani buradan bakıldığı zaman görünen bu. Buradan baktığımız zaman diyoruz ki Devlet Bey niye bu ittifakı sürdürüyor? Çünkü o partinin başında kalması için gerekli olan hukuki süreçlerde AKP'nin yardım olduğu besbelli. Bunu biliyoruz yani. Hı hı. E, biliyorsunuz muhalefet o kadar mahkemeye verdi bir takım şeyler verdi. Bunların hepsi Devlet Bey'in lehine sonuçlandı. E Devlet Bey de onun karşılığında bunları bazı bunları, dolmaları yutarak ödüyor yani böyle görüyoruz. Ee, yanlışın neresinden dönülürse kardır demiş bir izleyicimiz. Yani aslında halen bu Suriye politikasını düzeltmek için de bir fırsat da var ama nedense bir türlü o yola e, girilmiyor. Tabii canım ee, yani Esad'la masaya da bir hale Bakın Esad'la masaya elinde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti oturacak. Rusya söyleyecek oturacak. Oturacaklar. Onu da işte bir şekilde yutturacaklar. Zaten MIT'in görüştüğünü İbrahim Kalın açıkladı. MİT hı hı. görüşüyor dedi. Yani MİT görüşüyorsa yarın bir gün biliyorsun önce de Apo'yla görüşmeyi reddetmişlerdi. İmralı görüşmelerini evet. Şerefsizdir şudur budur demişlerdi. Sonra ben görüştürdüm dedi. Devlet görüşüyor ben görüşmüyorum dedi. Falan yani bunlar bizim e, Tayyip denildi. Bey'den alışık olduğumuz tavırlar. O yüzden yarın bir gün Esat'la da Esat kardeşim olarak görüşülür. Şey olur ama bu kadar yazık verilen şehit bu kadar yani... Suriye'de kuzey e, kuzeyinde oluşturulan defakto durum, Türkiye'nin aleyhine olan birçok dış politik laflar yani, ya ve şey Türkiye'nin ciddiye mesela. alınmaması. Yani Türkiye artık e, dışarıda çok fazla ciddiye alınmayan bir konuma doğru sürüklendi. Ya Bu e, AKP'ye sözüne güvenilemez, unpredictable yani tahmin edilemeyen bir e, yapı olarak bakılıyor. Ee, bir taraftan da işte rant uğruna birçok şey yapılıyor. Şeker fabrikaları evet. mesela, işçiler de zor durumda. İşçilerin dışında yani e, evet. sağlığımız tehlikede. Evet. evet en önemli evet. başlıklardan biri. Bir de bunlar oluyor. E, mesela bizim haberimizde şöyle dedik biz, AVM ve rezidanslar yükseliyor bir yandan. Bu 14 şeker fabrikasının yerini de mi rant için bu AVM'ler yer alacak? Şöyle düşünüyorum ya da ben. rezidanslar. Şimdi fabrikaları satıyorlar, diğer arazileri... E, Şeyin dışında tutacaklar. Onu da muhtemelen varlık fonundan teminat göstererek borçlanacaklar. E yine gidecek yani. Elimizden ya tabii tabii, değerlerimiz varlık, tek tek varlık, gidiyor. Varlık fonundan teminat. Çünkü sıkıştılar. Yani maddi olarak sıkışıldı belli. Bir sıkışıklık var. Bunu hem e, fabrikaları satarak oradan bir gelir elde edecekler. Hem de kalan fabrika dışındaki arazileri de teminat gösterip varlık fonu üzerinden borçlanacaklar. Çünkü çok değerli. Tabii o varlık fonu yani. üzerinden borçlanacaklar. Böylelikle döndürmeye çalışıyorlar tekerleği. Hı hı. E, tabii bizim yani e, kooperatifçilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Ecevit'le birlikte özünde olan bir temel yapıdır. Burada e, tüm işçilere e, şeker fabrikalarının kooperatif olarak devredilmesini de esasında bizim gündeme getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani e, eğer işçilere, yönetenlere o var olan e, işte orada top, şeyli çalışan, Sözleşmeli çalışan, kadrolu çalışan, ne kadar insan var, hepsinin e, maaş karşılığında, oraların e, eğer bir toplu devri söz konusu olabilirse ve devlet bu konuda onlara belirli kredi konusunda yardımcı olabilir ise ve onlar yönetirse bu iş e, toparlanabilir diye düşünüyorum. Yani kooperatifçiliği tekrar hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bugün bir imza kampanyası vardı aynı zamanda e, işçilerle Cumhuriyet Halk Partili vekiller Afyon'da bir araya geldiler ve ayrıca Ankara'da da vardı evet. zaten o dayanışma. Biz de e, işçilerin sesini de yansıtmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler bu arada e, AKP içerisinde biraz e, kabinede de değişiklik olacak mı önümüzdeki süreçte görüyoruz ama Süleyman Soylu'nun mesela Sanırım sanki, sanki e, bir istifa ettiği, gibi belirtiliyor bir hatta. Konuşma yaptı. Yani o konuşmadan sonra da. Üst İddialar istifa, istifa ettiği evet. yönünde görürüz bilmiyoruz bugün Görürüz bugün yarın görürüz. Yani e, olabilir e, yani o e, Süleyman Soylu gerçekten e, yani AKP hükümeti içerisinde e, o iltisaktan yani temel e, AKP iltisağından gelmediği için oralara zor geldi. E, zor gelmesi için de belki bazı yanlışlar da yapmış olabilir. Hı. Onlar belki önüne konmuş Başka olabilir. Başka de hatta ya, bakalım Yani e, bazı mı? bakanlarla sürtüşmeleri olduğu Zaten Ankara kulislerinde. E, mesela bizim şey dikkatimizi çekmişti. Süleyman Soylu'yla ilgili gen soruya bir tek bakan katılmadı. O da Berat Bey'di. Berat Albayrak katılmadı. E, enteresan. Belki işi vardı bilmiyorum ama o bizim o zaman dikkatimizi çekmişti. Acaba e, Berat'la olan sürtüşmesi mi? bu şeye sonuç verdi. O genel kurulu, pardon, grup toplantısında da bir oturma planında da bir tartışma çıktı Evet, evet. kendileri. Yani arasında. öyle bir benim Demek yan, bir şey yan yana var. oturmama, aynı fotoğrafta ha, evet, görünmemeye yönelik bazı şey... şeyler vardı. Bunlar tabii kolay yani sürdürülebilir durumlar değil aynı kabine içerisinde. O olabilir. Burada hangisi daha çok yönlendiricisi ise Tayyip Bey üzerinde o <laughs> mutlaka kazanacaktır. Dışişleri Bakanı'yla ile ilgili aynı şey söyleniyor. Berat Bey'in Dışişleri Bakanlığı'na geleceği, Mevlüt Bey'in kabine dışı kalacağı ya da başka bir göreve alınacağı ifadeleri var. Bakalım ee, tabii çok bunlar var yani bu böyle birçok spekülasyon stürü, yani e, Ankara kulislerinde yapılıyor ama bunlar netleşmeden konuşmamızın uygun evet, olmadığını yok, düşünüyorum tamam. ama şeyin e, yani e, bir alas mı aladık tarzında dün e, Trabzon'da konuşması uh -huh, uh -huh. Süleyman Bey'in evet yani bu gideceğini ifade etmiş oldu. Ya bir işaretle gidiyorlar zaten belediye başkanlarını evet. gördük şimdi yani. Yani e, öyle. Sonuçta e, ne, ne yazık böyle ki böyle bir işte ne bir yazık kişinin, ki yani e, bu bunun adına da biz demokrasi diyoruz ama bu artık e, eğer böyle tek adam e, yani yönetimi bu şekilde devam ederse ki bu fragman çok kötü, bunun bir seçimli monarşi olduğunu AKP seçmenine de doğru dürüst anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bir an önce bu yani partili cumhurbaşkanlığı değil de parti yönetiminde olan cumhurbaşkanlığından bir an önce vazgeçilmesini sağlamak gerekiyor. Yani hani Fransa'daki yarı başkanlık gibi partili olsun ama parti genel başkanı olmadan parti etkinliklerine katılmadan cumhurbaşkanlığını sürdürebilir ise o zaman e, kapsayıcı olabilir ama bunun olmadığı yani hani filmlerin reklamları gösterilir ya yani bunların getireceği cumhurbaşkanlığı sisteminin fragmanı reklamı görüldü. Bu olmuyor. Yani hı hı. bunun olmadığını Adalet Kalkınma Partili milletvekilleri de biliyor. Herkes biliyor. Bundan bir an önce vazgeçmek lazım. Aklı selim bir şekilde masaya oturarak e, ya gelin bir oturalım tekrar masaya diyerek bunları ya bu aklı selime davet edip ya şu e, yani Cumhurbaşkanının parti yönetimlerinde yer almasından bir vazgeçelim de bir önümüze bakalım diyerek e, bunları bir e, tekrar masaya çağırmanın uygun olacağını düşünüyorum. Yani onunların içerisinde de nitelikli düşünen birçok milletvekili arkadaşımız var. Adalet Kalkınma Partisi içerisinde. Onlarla bunları böyle sohbet edip değerlendirerek e, bu şekilde bir e, anayasa değişikliğinin yapılmasına e, CHP'nin öncelik et, e, yapması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bunu i̇şte, toparlayalım gerçekten... bunu bu böyle olmuyor gerçekten öyle bir rahatsızlık hissediyorlar evet, mı yani evet. gerçekten hani ya olacak gibi e, değil ya her an bütün süreci görmüş bütün, olmaları gerekmiyor mu bütün bu millet kadar. ve bütün AKP'li her an ben acaba alınabilir miyim ben bir şey olabilir miyim bana hangi kulp takılacak endişesinde ya bu endişeyle Hı -hı. Türkiye ne kadar yaşayacak ya Türkiye bir makulleşsin bir normalleşsin ya yeter ya yeter bu kadar yani bu böyle devamlı o düşman bu düşman o düşman bu düşman yeter ya biz düşman falan değiliz biz de senin kadar vatanı milletini seven insanları senden daha fazla seviyoruz. Sen sadece çıkarı düşünüyorsun. Biz vatan millet için canımızı vermeye hazırız. Zaten CHP'nin geçmişi budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi vatanı milleti için canını veren insanlardan oluşan bir müktesebatı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bizim bu müktesebatı hatırlatmamız gerekiyor. Ey vatandaş, ey Adalet Kalkınma Partili, ey MHP'li arkadaş. Bak bu müktesebat, Cumhuriyet Halk Partisi bu vatanı için kanını canını veren insanlardan oluşan bir topluluk. Öyle sen buna laf ediyorsun ama bunun bir geçmişi var, bir müktesebatı var deyip CHP'nin geçmişini anlatıp ya bu 2019'a da bak bu iş kötüye gidiyor. Hadi bakalım diyerek o en büyük ittifakı bir hatırlatmamız gerekiyor. Yani hafızayı beşer misyan ile malüldür ama arşiv asla unutmaz deyip Türkiye Cumhuriyeti'nin arşivini bir açıp göstermemiz gerekiyor. Bir fotoğrafı göstermemiz gerekiyor. Bu fotoğrafın gösterilmeye ihtiyacı var Türkiye'de. Hı hı. E, bütün bunlar olurken işte bazı sözler ortaya atılıyor. Türkiye Türk kelimesi çıkarılacaktır vesaire. Onun tartışmaları geldi. Sonrasında e, cinsel istismara yönelik ayrıntılar var. Meclis'in gündeminde yine e, bakanlıklardan oluşan altı bakanlıktan oluşan komisyon çalışıyor sevgili seyirciler ama bakalım ne olacak. Ama burada e, bir idam denildi öne sürüldü. E, Bizde idam yok. Sonuçta en üst seviyede cezalandırılmalı bu işin ayrı boyutu. Bir de e, kimyasal hadım denildi. Oysa ki işte hep şunu sorgulamak gerekmiyor mu? Yani sorun anlayışta değil mi? Yani ya, Elif Hanımcığım ne kadar da doğru söyleniyor? Problem, zihniyet problem. Bakın mi? bunlar nerede oluyor? Kur'an kurslarında yok, bazı cemaatlerin yurtlarında buralarda oluyor. Kardeşim, bu cemaat örgütlenmesi siz akıllanmadınız. FETÖ'den ağzınız yandı ama buradan ders çıkarmadınız. İnsan bir yoğurdu üfleyerek yer değil mi? Sütten ağzı yandı. Hala devam ya FETÖ'den mi? ağzınız yandı kardeşim. Bakın bu tip örgütlenme olmuyor. Hı hı, Cemaat hı. örgütlenmesi olmuyor kardeşim. Bu sakat bir örgütlenme modeli. Sen çocuğu küçük yaştan itibaren bunlara emanet ettin mi? Buradan sağlıklı bir nesil gelmiyor. O yüzden sen milli eğitim sistemini bunlardan arındırarak adam gibi vatanını, milletini seven ülkesi için çalışma gayretinde olan insanlardan oluşturman gerekiyor. Bunların elini emanet ettiğin zaman ya bombalayan uçaklarda pilot oluyorlar ya da sana silah çeken adam oluyorlar. Kardeşim olmuyor bu. Bunu görmeleri lazım ya bunu anlamadılar. Kardeşim bunların ne efem o, o osu yok. Bunun bunlar sivil toplum örgütü olarak Kur'an'ı anlama, değerlendirme olarak bir yerlerde bulunsunlar eyvallah bir şey demiyoruz ama bunların eğitim, çocuk eğitimi, oydu buydu şeylere girdiğiniz zaman çünkü kapalı ortamda istismar başlıyor. Açık ortam, açık toplumuz biz ya. Açık hı hı. toplumda böyle bir kapalı örgütlenme modelinin olmayacağını modern eğitim keşfetti, biz keşf keşfedemedik. Modern bilimsel eğitim ne gerektiriyorsa çocuklara öyle yapacaksın. Ama sen alıp 5 yaşındaki çocuğa sen şehit olacaksın üstünü de bu bayrağı örtecekler dersen E sen bunu yapamazsın zaten. Şimdi e, Abdülkadir Selvi'nin yazısında diyor ki öyle kapatalım. E, Adana'da yaşanan iğrenç olaydan duyduğu infiali anlatmakta zorlanıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve demiş ki e, biz ne ara bu hale geldik demiş. Hah ne güzel. Ya. İşte o 15 yıllık ara var ya 16 yıllık ara. Sen onunla bununla uğraşırken ben devleti ele geçireyim. Ya bu bana cemaatlerde yardım etsin derken işte bu hale geldik. Sen bizi dinleseydin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sana önerilerini dinleseydin, böyle adam gibi adamları, Milli Eğitim Bakanı yaparak adam gibi sistemler getirseydin, bizi dinleseydin, bunlar olmazdı. Hı -hı. Peki. Ama sen yani modern bilimsel eğitim ile inanç eğitimini karıştırır, evet. bunu da cemaatlere teslim edersen, sonuç bu kardeşim işte, ortada. Peki. Bir akıllanın. Evet, önemli başlıkları konuştuk, değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağolunuz yayınımıza Sağ olun. katıldığınız için.